Herkese merhabalar. Bugünkü kitabımız, Bilim Tarihi Sohbetleri. Bu kitap biraz kitaptan ziyade röportaj şeklinde olmuş bir kitap. Fuat Sezgin'le yapılan bir röportajın kitaplaştırılmış hali. Fuat Sezgin burada hayatından bahsediyor, yaptığı işlerden, ortaya koyduğu eserlerden bahsediyor. Biraz da muhabbet havasında geçmiş kitap. Tabi Fuat Sezgin 1960'lı yıllarda nasıl bu ülkeden kovulduğunu, daha doğrusu bu ülkede artık çalışma fırsatı bulamayıp da Almanya'ya nasıl gittiğini anlatıyor kitapta bize. Bunun yanında vefatından sonra yani son günlerinde Türkiye'deydi. Ama geçen sene 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı tarafından Fuat Sezgin yılı kabul edilmişti. Yani ülkede çalışamama noktasından ülkenin senesine adının verileceği kişi olma yolunda ilginç bir serüvene sahip. Hatta ben bu kitabı tanıtacağımı aktarınca, komşum bunu öğrenince bana şöyle bir kitap getirdi. Bu geçen sene 2019 yılında Fuat Sezgin'i tanıtmak için hazırlanmış bir kitap Üsküdar Belediyesi tarafından. Bir insanı tanıtmak için şöyle ilerlediğimizde son sayfalarını saymazsak yani 200 küsür sayfada bir kişinin hayatı ve yaptığı işler tanıtılmaya çalışılmış. Röportajda bahsederken Fuat Sezgin günde 17 saat çalışıyorum falan deyince bana böyle biraz abartı gibi gelmişti. Çünkü ben kendi hayatımı düşündüğümde bir ara 11 saat çalışmayı denemiştim. 4 günden sonra komple koptum. Hatta sonraki bir ay herhalde hiç çalışmadım o 4 günden sonra. Böyle bir serüvenim olduğu için 17 saat çok uçuk kaçık gelmişti. Ama şu kitabı görüp de yani bir insanın hayatının 200 küsür sayfada anlatıldığını görünce biraz mantıklı geldi yaptığı işleri Anca bu şekilde sığar zaten. Kendi hayatımı düşünüyorum. Şu an ölsem herhalde birkaç yapraktan öteye gitmez ne yaptığım anlatılmaya çalışılsa. Yani o 17 saat şu broşürü yani şu kitabı gördüğümde bayağı kafamda oturdu. Fuat Sezgin ilginç bir şekilde bizim medeniyetimizi, İslam medeniyetinin büyüklüğünü ortaya çıkartmış büyük bir bilim adamı. Ama bu yola başlangıcı Alman bir hocayla çalışmasından başlıyor. Türkiye'de üniversiteye gittiğinde Alman bir hoca ona ilk defa İslam medeniyetinin büyüklüğünü anlatıyor. O da şaşırıyor. Çünkü Milli Eğitim Müfredatı biraz bizim geçmişimizi kötüler, sanki geçmişimizde çok böyle barbar, işe yaramaz insanlardık. Ondan dolayı böyle olduk gibi anlattığı için üniversitede bir de Alman'dan böyle bir şey öğrenince çok şaşırıyor ve artık bu yolda kendini geliştirmeye ve İslam medeniyetinin güzelliklerini, o geçmişteki büyüklüğünü ortaya çıkartmaya kendini adıyor. Bunu da yaparken Türkiye'de birçok engelle karşılaşıp hatta üniversiteden atılma noktasına geldikten sonra Almanya'ya geçiyor ve Almanya'da bu çalışmalarını yapıyor. Sonra genel olarak Avrupa'da farklı mekanlarda da bu çalışmalarını gerçekleştiriyor. Tabii bu onun için aslında daha iyi oluyor. Çünkü Türkiye'de ulaşamayacağı birçok kaynağı Avrupa'da ulaşabiliyor. İlginç gerçekten. Bizim medeniyetimiz, bizim geçmişimiz ama Türkiye'de ulaşamıyorsunuz, Avrupa'da ulaşıyorsunuz. Oradaki Avrupalı bilim adamlarıyla çalışmasını anlatıyor. Tabii ki böyle Avrupalı bilim adamlarını genel olarak övüyor. Yani onların çalışmalarını falan anlatırken övüyor. Tabi arada şöyle de bir mevzu var. Bazı çalışmalarda bunun önüne geçildiğinden de bahsediyor. Yani Avrupa'daki çalışmalar çok da böyle polyanlacılık şeklinde anlatmıyor. Orada da yeri geldiğinde nasıl engellemelerle karşılaştığından da bahsediyor bize. Orada yaptığı çalışmalarla da o kadar çok eser ve bilgi ortaya koyuyor ki tek başına İslam bilim tarihini yazacak seviyeye kadar geliyor. Ve muazzam bir tarihi ortaya dökmeye başlıyor. Bunu yaparken de belli bir sonra şunu fark ediyor. Kitaplarda gördüğü sayısız alet edevat var ama bunların hiçbiri bugüne ulaşamamış. Bunları alıp tekrar bunları yapabilecek yerlere götürüp özel bir şekilde yaptırıyor. Bunun üzerine bir müze kuruyor Almanya'da. Tabi bu belli bir zaman geçtikten sonra Türkiye'de iktidar değişip de işte daha ılıman bir iktidar geldikten sonra özellikle şu anki Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakan iken kendisini Türkiye'ye davet ediyor. Türkiye'de yaşamasını istiyor ve Almanya'da kurduğu müzeyi de Türkiye'ye taşımasını istiyor. Kitapta biraz bu süreçten bahsediyor. Almanya'dan nasıl zor getirildiğini birçok yaptırdığı aletin, Türkiye'de tekrar bunlar nasıl yaptırdığını ve Türkiye'deki müzeyi nasıl kurduğunu anlatıyor bize. Hatta bu kitabı elime ilk aldığımda, burada özellikle sordum verirken komşuma, bunun içerisinde o müzedeki aletler var mı, ben onları merak ediyorum diye gerçekten birçoğunu koymuşlar. O açıdan da çok hoşuma gitti bu kitap. İstanbul'a da ilk gittiğimde uğramaya çalışacağım yerlerden biri o müze. Çünkü bize hep şöyle bir anlatım tarzı gelmiştir. İşte geçmişte evet çok büyük Müslüman bilim adamları vardı. Şöyleydi, böyleydi falan. Ama bunlar ne yaptı, nasıl yaptı gibi hiçbir bilgi ulaşmaz bize. Hatta böyle mistik anlatımlara kadar gider olay. İşte bunlar çok mübarek adamlardı, evliya adamlardı. İşte göğe yükselirlerdi, gökten bir bakarlardı, işte harita çizerlerdi şeklinde. Yani bizim çocukluğumuzdaki anlatımları düşündüğümde genelde hep bu şekilde anlatılır. Oysa ki Fuat Sezgin'i okuduğumuzda yaptığı, ortaya koyduğu aletlere baktığımızda nasıl şu an biz Google haritalara bakıyoruz ya işte Google haritaları açıyoruz, konumumuzu da açınca hemen kendimizi haritada yerimizi gösteriyor ya Fuat Sezgin'in ortaya koyduğu aletler öyle aletler ki bundan bin yıl önce Müslümanlar o aletleri ortaya koyup da gökyüzüyle eşleştirdiklerinde hemen o Google haritalara baktık, baktığımız gibi kendilerini nerede olduğunu, nereye doğru gittiklerini her şeyi görebiliyorlarmış. Yani bu kadar üst seviye aletler üretebildiklerini ve bunun bir çalışma sonucu olduğunu, yani böyle bir mübareklik bir ehli takva olmaktan değil de bunun bir çalışmak, bir bilim üretmek, ortaya bir eser koymak sonucunda gelindiği bir nokta olduğunu öğreniyoruz. Fuat Sezgin Batı'yı seviyor. Yani bizi sevdiği kadar kendi geçmişini sevdiği kadar Batı'yı da seviyor ama Batı'ya şöyle bir eleştirisi var. Müslümanlardan aldıkları bilimleri hiçbir kaynakçı belirtmeden aldıklarını sanki kendileri üretmiş gibi aktardıklarından bahsediyor. Batının kaynaklarının kaynakçadan yoksun olduğunu, bilginin hep havada kaldığından bahsediyor. Bunun yanında Müslümanların geçmişteki kitaplarına baktığımızda Yunanlardan aldıkları bilgiyi nasıl kaynakçayla aktardıklarını, tek tek hangi kitaptan nasıl aldıklarını tek tek anlattıklarından bahsediyor. Tabi bunu anlatınca benim aklıma da şu geldi. Peki Müslümanlar bunu nereden öğrendi? Evet bilimi Yunanlardan aldılar ama bu kaynakçı üretmeyi nereden öğrendiler? Bu çünkü tamamen bize has bir şey. O zaman aklıma hemen şöyle bir şey geldi. Bizim ilk yazılı eserlerimiz ne? Yani bilime başladığımız eserler, bilime başlamadan bir önceki eserlerimiz hadis kaynakları. Yani bu hadis kaynaklarının oluşum şekli üzerinde düşündüğümde ki Fuat Sezgin'in de bu yönde çalışmaları var. Hadis kaynakları bize şey gibi geliyor. Böyle işte kulaktan duyma. O ona aktardı, bu buna aktardı. En son geldi işte Buhari aldı onu kitabına yazdı. Olmadığını öğrendim. Niye? Mesela orada bahsediyor. Şu şunu aktardı, şu şunu aktardı. Ama bu aktardı dedikleri kişilerin her birinin biyografisinin işlendiği, hayatlarına belli kıstaslar konulduğu ayrı kitaplar olduğunu öğrendim. Bu kitaplarda neyden bahsediyordu? Mesela aktaran kişinin yalancı mı, dürüst mü? Ya da zeka seviyesinde seviyede, hafızası ne seviyede? ya da hayatının belli kısımlarını nerede yaşadı, ne şekilde yaşadı ya da paylaştığı hadisle ilgili hayatında ona menfaat sağlayacak bir şey var mı? Ya da ona zarar sağlayacak bir şey var mı? Buna benzer sayısız kıstas üzerinden kitaplar yazıldığını öğrendim. Yani kaynakça kültürüne bir bakar mısınız? Bir eser geliyor, kaynağına bakılıyor ve kaynağının güvenlik dereceleri bilmem kaç seviyede ölçülüyor. Bugünkü bilim anlayışımıza baktığımızda, bugün bir tane Avrupalı ad yapmış bir profesör, tutup da ortaya yalan bir belge, yalan bir makale sunsa o hemen bilim diye alırız bunu. Niye? Günümüzde bu seviyede bir kaynakça eleştirisi yok. Hatta bu eksiklik fark edilmiş. 21. yüzyılın başlarında artık güvenlik endeksi diye makalelere bir şey konulmaya başlandı. Yani bu profesör bu makaleyi yapmış ama hangi şirketle çalışıyor bu? Yani bir ilaç firmasıyla çalışırken onun ilacını öven bir makale mi yazmış? Yani buna benzer ölçümler daha yeni yeni geliyor günümüze. Bunun bin yıl öncesinden Müslümanların ulaştığı seviyenin çok daha altında olduğunu da görüyoruz. Ülkemizde hadis kitaplarına farklı bir bakış açısı da var. Daha doğrusu genel kitlenin inandığı bir görüş var. Nedir bu görüş? Buhari işte gece yattığı rüyasında öğrendiği hadisleri Peygamber Efendimize arz etti. Peygamber Efendimiz de evet bunlar benim sözlerimdi dedi ve gündüz uyandı, kalktı, kitabına bunları yazdı. Hepsini doğrulattı şeklinde bir anlayış var. Şimdi bir bu bakış açısıyla bakıyoruz. Evet olayı böyle kutsallaştırıp falan farklı bir mecraya sokuyor. Bir de Fuat Sezgin'in bizde açtığı ufukla değerlendirdiğimizde hadis kitaplarını bize daha mantıklı ve insanlara sunulabilir bir şey veriyor. Hatta öyle bir bilgi sunuyor ki bize 21. yüzyılda hala o kitapların yazıldığı tekniğe ulaşlamadığını dahi gösteriyor bize. Şimdi bu anlatımla olayı öğrenmek, diğer anlatımla olayı öğrenmek arasında dağlar kadar fark var. Önceki örneğimizde olduğu gibi işte evliyalar göğe yükseldi, oradan bir dünyaya baktılar harita çizgilerin yanında. Dünyayı tek tek dolaşarak, ellerinde muhteşem aletler geliştirerek navigasyonla ilerliyormuş gibi yapılan çalışmaları kutsallaştırıyoruz derken basitleştirmek gibi hadis kitaplarının arkasındaki bir muhteşem gelenek ve kültürü yani bu tekniği çünkü bir hadisin arkasında birçok kitabın olduğunu gösteren bu büyük tekniği gö görmezden gelip de tutup buna böyle farklı kutsal hikayeler atletmek hem bizi tembelleştiriyor hem bizi böyle mayıştırıyor gereksiz bir şekilde hem de olayı gerçeklikten uzaklaştırıp bugünkü insanımıza bugünkü gençlere bunları anlatmakta bizi zor duruma sokuyor. İşte bu hem kutsallaştırılmış hem de basitleştirilmiş anlatımlardan ziyade Fuat Sezgin'in bakış açısıyla geçmişimize baktığımızda geleceğimize daha sağlam adımlarla ilerleyeceğimizden eminim. Umarım bu bilgiler ışığında çalışma şevkimiz daha da canlanır ve emeğin de büyük bir kutsal olduğunun farkına varırız. Gelecek hafta yeni kitabımızda görüşmek üzere.